İyi günler. Bugün size SketchUp'ın free versiyonunun nasıl kurulduğunu anlatacağım. Bazı arkadaşlar bu konuda sıkıntı çekiyor galiba. Bu tür isteklerde bulunanlar da var. Bu yüzden bu anlatımın yapılması gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu anlatımı yapacağım. İlk önce internetten Google SketchUp'ın free versiyonunu indirelim. İnternet sayfası burada gördüğünüz gibi, zaten açıklamada da vereceğim videoda. SketchUp.google.com sitesinden indirme sayfasına giriyorsunuz. İndirme sayfasında Download SketchUp'ta Türkçe versiyon olmadığı sürece 8. versiyonu indirebiliyorsunuz. Şu anda Türkçe çevrilmiş versiyon 6. versiyon. Ben o yüzden 8'i kullanıyorum. Ya da diğer bir de şey İngilizceyi. Buradan Download Google SketchUp deyip buradaki sözleşmeyi kabul edip indir diyorsunuz. Daha sonra dosya buradan izin vererek dosyayı indiriyorsunuz. Ben zaten indirmiştim. Bu indirmemize gerek yok tekrardan dosyayı. Gördüğünüz gibi indirdiğim dosya burada. Çift tıklatarak çalıştıralım. Çalışmasına izin verelim. Şimdi kurulumumuz birazdan başlayacak ve başladı. Bu bölümde herhangi bir şey söylemiyor bize. Direkt next diyerek geçelim. Buradan lisans sözleşmesini kabul edip yine next diyelim. Buradan genelde tercihen kurulum yeri değiştirilmez ama değiştirmek istiyorsanız buradan değiştirebiliyorsunuz. Şu anda program files içine kurulacak. Next deyip install diyoruz. Yalnız SketchUp 8'in free versiyonunun pro versiyonuna göre bazı eksiklikleri var. Çok ufak eksiklikler ama yine de göz ardı edilemeyecek olabiliyor bazen. Çok gerekli eksiklikler olarak sayılabiliyor. Benim tavsiyem size, eğer uzun süre kullanacaksanız SketchUp'u pro versiyonunu satın alıp bilgisayarınızı o şekilde kurmanızdır. Ama ufak tefek işlerinizi halledeceksiniz. Free versiyonla da kendi işlerinizi halledebilirsiniz. Bu arada Pro versiyonun Free versiyondan bir farkı da şu. Free versiyonu kurduğunuz zaman sadece Google SketchUp 8 ya da hangi versiyonu kuruyorsanız o kurulur. Ama size eğer Pro versiyonu kurarsanız yanında iki farklı layout ve materyal düzenleme ile ilgili, sanırsam tam hatırlayamadım şu anda ismini. Toplamda 3 ayrı program kurulmuş oluyor. Bu sayede siz 3 boyutlu çizimlerinizi, SketchUp'taki 3 boyutlu çizimlerinizi layout sayesinde 2 boyutlu CAD çizimlerine de çevirebiliyorsunuz. Diğer programda ise çizgi stillerine istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Setup'ımız bitti. Buradan Google Toolbar'ı yüklemek isteyip istemediğimizi soruyor. Ben istemediğim için bu tiki kaldırıp finish diyorum. Ve SketchUp kuruldu. Çalışıyor mu diye kontrol ederim. İlk açılışta ufak tefek mesela template başlangıç o çizim ayarlarını seçmeniz gerekiyor. Default ayarlardan birini. Choose template'e basıp buradan istediğiniz ayarı seçebilirsiniz. Genelde metrik ölçüler benim tercihimdir. Genelde metre yerine milimetre kullanırım. Ben milimetreyi seçiyorum o yüzden. Siz buradan feet, inç, metre ya da onun dışında sadece feet veya sadece inç olarak da buradan seçebilirsiniz. Always show on startup seçeneği seçili olduğu sürece SketchUp'ı başlattığımda bu pencereyi görüyorum. Eğer bu pencereyi siz görmek istemiyorsunuz, bu tiki kaldırın ve start using SketchUp deyin. Kurulumdan sonra genelde başlangıç için ufak tefek ipuçları öğrenmemiz için instructor bizi karşılıyor. Instructor'ı ben pek kullanışlı bulmuyorum, o yüzden kapatıyorum. Ve standart olarak kullandığım toolbar'ı açıyorum. View, Toolbars ve Large Toolset seçeneğinden. SketchUp kullanımı hazır.